Yusuf Alabarda Acı gerçeklerin iyileştirici yönü vardır. Winston Churchill, 13 Mayıs 1940'ta avam kamerasında yaptığı o meşhur konuşmasında, size kan, meşakkat, gözyaşı ve terden başka vaat edecek bir şeyim yok diyordu. 1940 yılındaki bu konuşma yapıldığı sırada, Almanya'nın orduları Hitler'in emriyle tüm Avrupa'yı yakıp yıkıyordu ve artık gözünü İngiltere'ye dikmişti. Bu konuşma yapıldığında Churchill'in selefi Neville Chamberlain'in basiretsizliğinden İngiltere'ye ve İngiliz halkına sadece umutsuzluk ve teslimiyet duyguları kalmıştı. Buna rağmen Churchill pembe tablo çizmedi ve İngiliz halkına gerçeği tüm çıplaklığıyla söyledi. Dediği gibi de oldu. İngiltere Alman ordularının yıkımından kan, gözyaşı, meşakkat ve ter vasıtasıyla kurtulabildi. Bu satırları kaleme alırken de rahmetli Aliya İzzet Begoviç'in ''Açık konuştuğum için bağışlayın, güzel yalanların bize faydası olmaz ama acı gerçekler ilaç olabilir'' sözlerini hatırlıyorum. Toplumların acı gerçeklerle yüz yüze gelmesi popülizmden ve tatlı yalanlardan her daim daha değerlidir. Karamsarlık yaymayı asla istemem. Hatta iflah olmaz bir ümit varımdır. Lakin dünyanın pupa yelken sürüklendiği yeri de görmemek için kör olmak lazım gelir. Dünya soğuk savaşın sona erdiği günden bu yana yeni bir düzene oturamamanın sancılarını çekiyor. Hegemon hemen hemen her alanda karşı karşıya kaldığı meydan okumalarını, kan, gözyaşı ve kaos planlarını hayata geçirerek aşma niyetinde. Bir dünya haritasını önümüze alsak ve baksak, nasıl bir ateş çemberinin içinde olduğumuzu tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Ama gelin görün ki, küresel çapta yaşanan bu kriz ve çatışma ortamlarından ne zaman bahsetmeye kalksak, itibarsızlaştırma borazanları devreye girerek konunun üzerine sünger çekmek istiyorlar. Kim ne derse desin, merhum Aliya'nın dediği gibi, acı da olsa gerçeklerin iyileştirici bir tarafı olabilir. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "Önceden havada fırtına bulutları var diyordum. Şimdi bu söylemimi değiştiriyorum. Kasırga geliyor. Kasırga. Birbirinizi kucaklasanız iyi edersiniz." diyor ve ekliyor. 2008 finansal krizinin kısmen de olsa aşılmasındaki aktörler maalesef şimdi mevcut değil. Konunun uzmanı birçok ekonomistin ortaya koyduğu tabloda bundan farklı değil. Dünyanın gelip dayandığı yer ürettiğinden daha fazla tüketen, kazandığından daha fazla borçlanan dünyanın artık sonuna geldik. Yani hoşafın yağı kesildi. Bu tabloya küresel iklim değişiklikleri, pandemi ve Ukrayna'nın işgali gibi hususlar da eklenince karşımıza bu hoş olmayan tablo çıkıyor. Geçtiğimiz sene bu zamanlarda varil başına 72 dolar civarında olan petrol bugün 115 dolar gibi yüksek bir rakama ulaştı. Önümüzdeki aylarda üretim artırılmazsa petrolün varil başına fiyatının 150 ile 175 doları bulabileceği değerlendiriliyor. Bu fiyatlar doğalgaz açısından daha da vahim seyrediyor. Özellikle önümüzdeki kış aylarının Avrupa açısından oldukça zor geçeceğini görebiliyoruz petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki bu artışın ülke ekonomileri üzerinde çok büyük bir menfi tesiri olmakta ve olmaya da devam edecek. Ukrayna'nın işgali, enerji ve gıda krizleri ve pandemi sonrası yaşananlar küresel ekonomiyi son derece zorluyor. Kredi derecelendirme kuruluşu için Haziran ayı raporunda Yüksek enflasyon ve kısıtlayıcı para politikalarının dünya ekonomisindeki büyüme beklentilerini düşürücü değerlendiriliyor. Fitch 2022 yılı büyüme tahminini şimdilik %3.5'ten %2.9'a düşürdü. Bu rakamların doğurabileceği bir durgunluk büyük bir harbin kapısını da her zaman aralayabilir. İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter, ekonomik kriz ve dünyadaki belirsizlik ve kargaşa ortamının 3. Dünya Savaşı'nın çıkma riskini artırdığını söylüyor. Nick Carter, yakın bir zamanda geniş çaplı çatışmaların artabileceğini belirterek, şu anda dünya endişe içerisinde ve belirsiz bir gidişatta yaşıyoruz. Küresel rekabet oldukça yüksek ve sahip olduğumuz risk oldukça büyük. Bunun yanında her geçen gün artan tansiyon da yanlış hesaplamalar ve planlar yapmamıza zemin hazırlıyor. Bu durum yeni bir dünya savaşı riskini de artırıyor. Bu risklerin bilincinde olmamız gerek ifadelerini kullanıyor. Alman hükümeti yükselen enerji fiyatlarına dair toplumu önümüzdeki aylara hazırlıyor. Her vatandaşına haftada bir kez eksik duşa girmesini öğütlüyor. Yine aynı Almanya savunma bütçesinde olağanüstü bir artış kabul ederek yürürlüğe sokuyor. Yunanistan, Rusya bahane edilerek Dede Ağaç'tan Girit'teki Suda Körfezi'ne kadar adeta cephaneliğe dönüştürülüyor ve bir lahza sonra kara sularını aldığı bir talimatla 12 mile çıkarmanın fırsatını bekliyor. Birçok Avrupa ülkesindeki restoranlarda ayçiçeği yağı tasarrufu için menülerden patates kızartması çıkartılıyor. Bu kış artacak enerji ihtiyacını karşılamak için Avrupa'da hummalı bir şekilde likit gaz kullanılabilecek FSRU tesisleri inşa ediliyor. Şartlar bu köşeye sığmayacak kadar namusait bir halde gelişirken, dünyayı toz pembe göstermeye ve tatlı yalanlarla toplumu avutmaya gerek yok gerek yok zira dünya harp tarihine baktığımızda harp dönemleri istisna dönemler değildir. Son 400 yılda büyük devletlerin de iştirak ettiği yaklaşık 120 savaşın çıktığı dikkate alınırsa bu değerlendirmemizin bir abartı olmadığını görebiliriz. O zaman Türkiye'nin ve insanımızın gelecekteki çalkantılı dönemlere daha şimdiden hazırlanması gerekmektedir. Elbette toplumu galeyana getirecek, endişeye sevk edecek açıklamalardan ziyade, itidal ile ve suhulet içinde ortaya koyulmuş beyanlar ve siyasetle bu mümkündür. Türkiye'nin başta güvenlik mimarisi olmak üzere enerji, üretim, savunma sanayi, eğitim ve altyapı alanında kendisini dönüştürmesi durumunda yeni kurulan düzenin başat aktörlerinden biri olacağı su götürmez bir hakikattir. Yusuf Alabarda, Türkiye Mehmet Barlas, Yunanistan'la barış mümkün mü? Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için başta Amerika olmak üzere NATO'nun da içinde bulunduğu kesimler çaba göstermeye başladı. Türkiye'nin arkasından Amerika ile iş çevirmesinden rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis için o artık benim için yok demişti. Michotakis bir dergiye verdiği röportajda Türkiye genelde bu tür açıklamalarda bulunuyor diyerek Erdoğan'ın ikili ilişkileri sonlandırmaya yönelik açıklamasından da vazgeçeceğine inandığını söyledi. Michotakis biz bir araya gelmeli ve mutlaka konuşmalıyız dedi. Görüldüğü gibi Michotakis küreselcilerin kendisine verdiği rolü harfiyen yerine getiriyor. Küreselcilerin bildiğimiz senaryosu kontrollü krizdir ülkeleri gerçek bir savaşın eşiğinde tutarak yıpratan küreselciler silah satıp paralarına para katarlar. Miçotakis de bu senaryonun sadık ama yeteneksiz bir oyuncusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tarihin en büyük öğrenci affı müjdesini verdi. Geçmiş yıllarda öğrenci afları gelmişti ancak bu kez kapsamının çok geniş olacağının altı çiziliyor. Devamsızlık, ekonomik şartlar, zaman bulamama, disiplin gibi birçok nedenden dolayı insanlar isteyerek ya da istemeyerek Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu durum zaman içerisinde büyük pişmanlıklara da yol açabiliyor. Bence bu öğrenci affı eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyenler için önemli bir fırsat. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bu öğrenci affı büyük sevinçle karşılanmış. Umarım önlerine çıkan bu tarihi fırsatı iyi değerlendirirler. Ukrayna Savaşı İngiltere ile Rusya'nın arasını çok fena açtı. Rusya 41 İngiliz gazeteci yasaklı ilan etti. Bilindiği gibi Ukrayna'da savaşan kiralık askerlerin bazıları İngiliz vatandaşı çıkmıştı. Şu an bunlar ölüm cezalarının infazını bekliyor. Bütün Avrupa'yı kışkırtıp ambargo tuzağına çeken İngiltere bakalım aradan sıyrılmayı becerebilecek mi? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna limanlarındaki tahılın çıkarılabilmesi için Rusya'nın onay vermesini bekliyoruz dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçen haftaki Ankara ziyaretinde bu konuda mutabakat sağlanmıştı. Ancak tabii buradaki asıl sorun Ukrayna'nın Odessa limanı çevresine yerleştirdiği deniz mayınları. Ukrayna bu mayınları kaldırmayı Rusya saldırır gerekçesiyle reddediyor. O mayınlar kalkmadığı sürece o limanın kullanılması imkansız. Ayrıca bu limanda bulunan tahılla dünyanın gıda krizinin çözüleceği de doğru değil. Limanda şu anda dünya tahıl tüketiminin yaklaşık yüzde birine tekabül eden bir miktar bulunuyor. Ukrayna'nın derdinin dünyadaki açlık olmadığı kesin. İbebe ve kötü hizmet. Üsküdar'da çok ilginç bir olay yaşandı. Üsküdar Belediyesi zabıtalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları arasında çıkan çatışmayı çevik kuvvet ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne otopark olarak kullanılmak şartıyla devredilen bir arazinin İBB tarafından başka amaçlarla kullanılması kavganın sebebi. İmamoğlu yönetiminin sürekli bir krizle anılması rastlantı olabilir mi? Sonuca muhtemelen mahkeme karar verecek ama bilinen gerçek şu ki İstanbul'lu kötü hizmetten mağdur oluyor. Mehmet Barlas sabah